Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'ten herkese merhabalar. Araba Sevdası programıyla karşınızdayız. Malum Covid-19 sonrasında otomotiv sektöründe neler olacak? Herkesin kafasında birçok soru işareti var. Almanya'da çok önemli bir isme bağlanacağız. Programımızın bu haftaki konuğu Autohaus Bayram CEO'su Dr. Necdet Bayram. Hoş geldiniz Necdet Bey yayınımıza. Hoş bulduk Burcu Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyorum aslında. Okuduğum bir röportajınızda kızınızın bu işlere ne kadar sermayeyle başladığın sorusuna 500 dolarlık bir sermayeyle başladım ve Mercedes firmasının bursuyla Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde otomobil mühendisliği okudum. Daha sonrasında da 3,5 yıl Mercedes'in araştırma geliştirme bölümünde çalıştım diye cevap vermişsiniz. Aynı zamanda 1989 yılında Seat'ı Türkiye'ye ilk getiren distribütörsünüz. Daha sonrasında şu anda halen dünyadaki en büyük Seat bayisiniz. Almanya'da eyaletin baş bayisiniz. Bu anlamda aslında öncelikle Autohaus Bayramı kurma hikayenizi ve otomotiv sektöründe bugüne uzanan yolculuğunuzu kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Seve seve. Ben de duyduğum zaman benim de hoşuma gidiyor. Çünkü çok enteresan bir hikaye. Ben çocukluğumdan beri otomobil hastasıydım. Zaten çocukken belli oluyormuş bir insanın ne olacağı, nereye gideceği. Tabii ben çok şanslıydım. Ailem de bunu bana çok teşvik ettiler. Ve endüstri meslek lisesini bitirdikten sonra Türkiye'de ne yazık ki o zamanlar otomobil mühendisi olabilecek bir üniversite yoktu. Sadece yurt dışında böyle bir imkan vardı. Ben de 18 yaşında tek başıma kimseyi tanımayarak, kimseyi bilmeyerekten, tek kelime Almanca da bilmiyordum. Fakat çok güzel İngilizcem vardı ve çıktım yollara, Darmstadt şehrine geldim. Gelirken de o zamanlar yanınıza mecburen 500 dolar döviz almanız gerekiyordu. O kızımın sorduğu ve benim cevapladığım 500 dolar. Hepsi benim hayatımdaki ticarete ve öğrencilik hayatımdaki tek sermayemdi. Ama en büyük sermayem bileğimde olan altın bilezikti. 18 yaşında iyi bir tamirciydim. Öyle diyorlardı. O tamirciliğime güvenerek çıktım Almanya'ya geldim. Üniversiteye başladım. Almanca öğrendim. Ve üniversitenin park yerindeki alanlarda diğer üniversite talebelerin veya diğer insanların otomobillerini tamir ederek geçimimi ve üniversite masraflarımı sağladım. Çok zor zamanlardı fakat güzel bir temeldi hayatım için. Son iki sene Mercedes burs teklif etti ve hemen kabul ettim. Tabii Mercedes boşu boşuna burs vermiyor. Burs verirken de sizi 3,5 sene mukavelli üniversiteden sonra kendi bünyesinde çalışmanız için burs veriyor. Ben onu da kabul ettim. Ve üniversiteden sonra Mercedes'te 3,5 sene tasarım mühendisi olarak çalıştım. Fakat daima tipik doğum yerim Kayseri'li olduğu için hep kendi yerimi kendim işletmek, kendi iş yerimi kurmak hayalim var. Dünyanın en iyi tüccarları Kayseri'den çıkar derler. Doğru mu? Vallahi Burcu Hanım, aptalını okumaya gönderirlermiş. Akıllısından tüccar yaparlarmış. Beni okumaya gönderdiler. Hesap. Tabii o gen ister istemez var Kayserilerin içinde. Ve ben kendime çok güveniyordum. Güvendiğim için başkalarının yanında çalışmaktan ziyade kendi iş yerimi kurmaya karar verdim ve kendi iş yerimi açtım 1986 senesinde ve hemen akabinde de büyük krizlerden dolayı, o zaman da bir kriz vardı, enerji krizi vardı ve büyük arabalara rağbet küçülmüştü, küçük arabalara rağbet çoğalmıştı. Araştırmalardan sonra Seat markası bana çok cazip geldi ve Seat markasıyla yola çıktık. Bu arada izleyicilerimize de bir müsaadenizle parantez açalım. Seat markası aslında şu an daha çok Volkswagen grubunun çatısı altında olarak bilinse de aslında bir devlet markası olarak ilk kez oluşuyor. Ve Fiat ortaklığı ile birlikte İspanya'da doğan bir marka.
Daha sonrasında tabii yıllar geçtikten sonra Volkswagen grubunun bünyesine dahil oluyor. Tabii araya girdim, kusura bakmayın. Sözü size tekrar bırakıyorum. Estağfurullah. Evet, Seat 1954 yılında Tofaş'ın yaptığı gibi patent üzerinden Fiat'ın İspanya'daki üretilen bir patent markasıydı. Fakat 85 yılında iflasın işine gittiğinde Volkswagen komple devraldı. O günden beri Volkswagen bünyesinde bir kardeş firması. Tabii bu benim o zamanlarda Seat'a başlamamın en büyük etkenlerinden bir tanesiydi, en önemlisiydi. Çünkü biliyordum ki Volkswagen bir markayı bünyesine aldığı zaman o mutlaka yukarı gidecek. Bu arada da biraz Seat'ın da gerçek reklamını yapalım. Koronadan dolayı Almanya'da ve tüm dünyada yaşadığımız pandemide Seat, Volkswagen Holding bünyesindeki 12 markada tek marka %26.5 ilk 3 ayda daha fazla otomobil 2019'a karşılık satan tek markadır. Müsaadenizle siz konuyu açmışken Almanya'daki durumu bize biraz anlatabilir misiniz? Malum Türkiye'deki fabrikalar kısmen %65'in üzerinde tekrar çalışmaya, üretime geçti. Nisan ayında aslında dünya geneline göre beklenenden biraz daha fazla hareket var Türkiye'deki satışlarda. Ama tabii bu daha sonrasında Mayıs'ta nasıl yansıyacak, stoklar ne durumda olacak bunları henüz bilmiyoruz. Peki Almanya'da durum nasıl? Covid-19'dan Almanya otomotiv endüstrisi hem satışlar hem de üretim açısından nasıl etkilendi? Burcu Hanım, bu korona pandemisinden herkes nispetini aldı ne yazık ki. Tabii ki Almanya bir otomobil ana merkezi yuvası diye düşünüyorum. En büyük payımızı da biz aldık burada. %80-85'lere varan otomobil, yeni otomobil satışlarında bir gerileme oldu. Tabii bunun akabinde, beraberinde, affedersiniz, fabrikalar üretimi durdurdular. Shutdown oldu. Tabii bu piyasada çok büyük bir boşluk yarattı. Ve Almanya'nın bugün %4 ekonomisini ayakta tutan etken otomobildir. Yaklaşık 3 milyon vatandaş otomobil sektöründe çalışıyor. Tabii tüm Almanya'nın iç piyasasından ziyade export başı olan gene otomobil. Hepimiz bundan payımızı aldık ve çünkü en büyük problem 2020 senesinin ilk ayı 2019-2018 ve daha geçmiş yıllara bakarak çok parlak başladı. Çünkü Almanya konjonktürü son senelerde rekorlar üzerine rekorlar kırıyordu. İnsanlar otomobil, alım, satım, her şey maksimumlara çıkmıştı. Bununla beraber tabii otomobil fabrikaları diğer fabrikaların olduğu gibi bayiler ve tüm otomobille ilişkisi olan insanlar 2020'ye çok sıcak ve çok verimli bakıyorlardı. Birdenbire Şubat sonunda bu pandemi, korona pandemisi başlayınca bayilerin, fabrikaların elindeki stok birdenbire şişme yaptı. Bu shutdown bir yerde iyi geldi. Çünkü bu eldeki stokların üzerine daha fazla stok gelmedi. Geçen hafta pazartesinden itibaren tekrar fabrikalar %50 kapasiteyle çalışmaya başladılar. Şu anda bekliyoruz tekrar otomobillerin gelmesini ve insanlara teslim edilmesini. Çünkü takdir edersiniz ki ilk 3 ayda satılmış fakat daha teslim olmamış, üretilmemiş milyonlarca talep vardı. Bunların da teslim olması lazım. Şu anda bayi nezdinde baktığımızda sizde teslim olmamış talep adedi ne durumda? Bizde şu anda teslim olmamış fakat siparişi verilmiş otomobil sayısı 1670. Şu anda bununla ilgili ne kadarlık bir süre öngörülüyor peki? Anlamadım. Ne kadarlık bir süre içinde bu teslimatların gerçekleşmesi öngörülüyor?
Fabrikalar %50 ile başladılar fakat Mayıs sonuna kadar %100 kapasiteyle tekrar üretime başlayacaklar. Ve fabrikaların şu andaki kapasiteleri bunu telafi edebilecek durumda. Çünkü onların da amaçları bir an önce satılmış olan arabaları müşterilere teslim etmek. Çünkü teslim etmedikleri zaman ne onlar para kazanabiliyorlar, ne bayiler para kazanabiliyorlar, ne de müşteri mutlu olabiliyor. Amaç burada teslim edebilmek. Fakat buradaki en büyük problemlerden bir tanesi, takdir edersiniz, bir otomobilin %80'e varan payı parçalarda yan sanayilerden geliyor. Yan sanayilerden de shutdown'dan sonra tekrar %100 faaliyete geçip üretime geçmeleri lazım. En büyük lojistik problem burada gözüküyor. Fakat bunu gelecek 2 hafta içerisinde çözeceğimize inanıyorum. Diğer yandan otomobil kültürü konusunda aslında birçok ülkeye göre ön planda olan, nüfusuna göre gerçekleşen satış adetleriyle Avrupa'da da lider durumda olan İngiltere'deki sonuçlara baktığımızda Nisan ayı satışları %97 geriledi. Bu anlamda 1946'dan bu yana alınmış en kötü sonuçları görüyoruz. Birçok ülkede yine durum böyle. Böyle baktığımızda sizce bu otomotiv devleri arasında bu koronavirüs sonrasında belki de sıkıntı yaşayacak olan, belki üretime artık devam edemeyecek olan veyahut da unutmanız gereken markalar olma ihtimali var mı? Mutlaka vardır, olacaktır da. Fakat bence otomobil üreten fabrikalar ve markalar şu andaki talepleri, eskiden sipariş verilmiş, üretilmesi gereken taleplere cevap verebilmek için önce maksimum zirveye kadar çıkıp üretim yapacaklardır. Fakat ben şuna inanıyorum, muhakkak bu sorunuz da gelecektir diye düşünüyorum. Gelecek 3-5 ay içerisinde ben otomobil satışlarının tekrar eskiye, Şubat ayından önceki aylara döneceğine inanıyorum. Çünkü insanlar haftalarca, aylarca evlerinde karantinada kaldılar. Hiç kimsenin otomobil alma değil, yaşam mücadelesi verdi. Ve biz bu arada online, internet yolundan satışların artacağını beklerken insanlar orada da geri kaldılar. Ben şuna inanıyorum, bu konuyla ilgili sorunuzla ilgili zannetmiyorum bir markanın küçüleceğini, kapatacağını. Fakat yatırımlar ileriye dönük, başka ülkelerde yatırımlar yapmaktan biraz çekineceklerini düşünüyorum. Peki diğer yandan mesela Türkiye'ye döndüğümüz zaman, eminim Türkiye'de yakından takip ediyorsunuzdur. Nisan 2020 otomotiv sektörü için hem dünyada hem de Türkiye'de tarihe geçti. Ama bu anlamda ilginç aslında üretimlerin durmasına %98'e varan kayıplara rağmen Türkiye'de Nisan ayında otomotiv firmalarının performansı beklenenin biraz daha üzerindeydi. Ama bu sizce sadece Nisan ayına özel miydi? Bundan sonraki süreçte otomotiv sektöründe 2019'da kaybedilen satışlar 2020'de tekrar toparlanır mı? Otomotiv sektörü Türkiye nezdinde baktığınız zaman sizce ne zaman normale döner? Burcu Hanım, otomobil sektörü mutlaka toparlanır. Fakat tek başına toparlanması imkansız. Burada en büyük payda hangi ülke olursa olsun o devletteki parlamentoya büyük iş düşüyor. Örneğin bunun en güzel örneği Almanya'da elektrikli otomobillere verilen preminin yanı sıra şu günlerde parlamentonun en büyük odak noktalarından bir tanesi önümüzdeki aylarda satışlara eski arabalarını verip onun yerine yeni, ekonomik, modern ve emosyonları 2020-21. Yüzyıla uygun olan otomobiller almak isteyen insanlara bir premi vermek istiyorlar. Yani Kayseri tabiriyle pamuk eller cebe. Eğer devlet otomobil sektörüne yardımcı olmaz ise, demin de bahsettiğim gibi otomobil fabrikalarının yan sanayilerini de beraber tutarsak milyonlarca bir kitleden bahsediyoruz. Bu
bu milyonlarca kitleye zarar görürse sonuçta devlet de zarar görecektir. Çünkü satış olmazsa vergi gelmeyecektir. Tekrar toparlamak istersen, sadece otomobil distribütörlerinin, bayilerinin gayretiyle bu problem çözülmez. Burada Almanya'yı örnek almak lazım. Benim tavsiyem, devletin de satışlara, yeni otomobil satışlarına ve tabii ki ekonomik 21. yüzyıl için üretilmiş emosyonlarının hepsi uygun olan otomobillere, sadece elektrikli otomobillere değil, doğa koruyucu otomobillere yardım etmesi gerekiyor. Evet, Avrupa Birliği'nin bu anlamda zaten keskin tavırları ve belli bir hareket planı var. Bu hareket planında siz bir rötar bekliyor musunuz? Yoksa korona sonrasında bu süreç daha da mı hızlanacak? Bence süreç daha da hızlanacak. Çünkü hızlanmak zorunda. Çok eski bir tabir vardır. Satış yapamazsanız para kazanamazsınız. Kazanamazsanız vergi ödeyemezsiniz. Buradaki olay zincirleme bir olay ve Avrupa Birliği burada tabii Avrupa Birliği güçlü bir birlik. İster istemez akıllılar ve hindi gelecek yerden civcivi esirgemiyorlar ve esirgemeyecekler. Tam da burada aslında şunu sormak istiyorum. Avrupa'nın da pandemi nedeniyle kapandığı Nisan ayında Türkiye'nin toplam ihracatı %41.3 düşerken son 14 yıldır ihracatın lideri olan otomotiv sektöründe ise ihracat kaybı %77.2. Sizce bu anlamda Avrupa'ya ve Türkiye'nin ihracatlarındaki duruma baktığımız zaman tekrardan aynı performansı yakalamamız ne kadar zaman alır ve burada alınması gereken önlemler var mı? Burcu Hanım, şurası bir gerçek. Avrupa'da bu kaybettiğimiz 2-3 aylık pandemiden dolayı bir patlama olacak. Çünkü ihtiyaç var, talep var. Bu talebi karşılamak için de tabii ki Türkiye'de ben o konuda çok çok mutluyum. Çünkü vatanımı çok seviyorum. Export ve Avrupa'ya otomobilleri mutlaka eskisinden %20 daha fazla export yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü talep gelecek. Neden talep gelecek? Bir önceki söylediğimden dolayı, örneğin Almanya federal ülkesi, diğer Avrupa Birliği'nden bahsedelim. Tüm Avrupa Birliği'ndeki ülkeler yeni otomobil satışlarını teşvik edecekler. Prim verecekler. Prim verdikleri zaman da bu psikolojiktir biliyorsunuz. Hem maddi hem de psikolojik. Talep mutlaka artacak. Onun için hazır olmak lazım. Geçen seneki aynı dilimdeki ihracat rakamlarının ben %20, %30'a kadar yükselmesini bekliyorum. Tabii şunu da unutmamak lazım. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde pandemiden dolayı mağdur olan şirketlere Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan senelik %1 efektif faizle 10 sene geri ödemeli krediler sunuluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Vatandaşını, işverenini mağdur bırakmıyorlar. Bırakmadıkları zaman, hatta ben bir adım daha ileri gidiyorum. Bu pandeminin bazı şirketlere tekrar kendilerini rezerve edip yenilemek için bu çok cazip faizlerle sunulan kredilerden faydalanıp daha atraktif olacaklarına inanıyorum. Bu süreçte, COVID-19 sürecinde, Otoaus Bayram'da nasıl geçti süreç? Mesela Nisan ayında ve Mayıs ayında bugüne kadar bayiye kaç kişi geldi otomobil bakmaya? Açık mısınız? Nasıl önlemler alındı? Servisle ilgili gelenler oluyor mu? Bununla ilgili bir dijitalleşme süreci var mı? Burcu Hanım, ilk pandemi çıktıktan sonra servislerin çalışması serbest bırakıldı. Çünkü insanların mobil olması gerekiyordu. Çünkü mobil olamazsa hastaneye gidemeyecek, doktora gidemeyecek, hiçbir şey yapamayacak. O zaman hayat tamamıyla duracaktı. Onun için after sales dediğimiz İngilizce servis kısımlarının kapanmasını istemediler ve açık kaldı.
Tabii bizim servislerde patlamalar oluştu. Tahminimizden çok fazla insanlar geldi. Bir de sene mevsimle ilgili kışlıklar çıkıp yazlıklar takılma falan şunlar bunlar derken, tabii bunun yanı sırada da bir sürü yaşadığımız komik şeyler de oldu. İnsanlar evlerinde oturup partneriyle beraber zaman geçirip kavga etmek ziyaret yanı sıra servise gidip arabalarına bakım yaptırmayı da tercih edenler de oldu. Bu da bir esprisi ama gerçek. Bizim servis konusunda patlama yaşadık ve hatta imkanımız olsaydı ek elemanlar almayı bile düşündük. Ama tabii eleman hemen bir günde alınamıyor. Satış kısmına gelecek olursak, satış kısmı komple kapalıydı. Fakat bizim ilk iki aydaki çok büyük talep ve yorgunluğumuzdan dolayı biriken bir sürü işlerimiz vardı. Bir sürü müşterilerle kontaklara geçilmesi gerekiyordu. Şirketlerle kontaklara geçilmesi gerekiyordu. Bazen bunlar aksayabiliyor. Biz bu pandemi bir aylık zamanı, bizde bir ay sürdü bu, değerlendirerek tüm yarım kalmış işlerimizi yaptık. Müşterilerle online sistemiyle, telefon sistemiyle kontaklarımızı tazeledik ve tekrar bir içimize dönüp uzun zamandır yapmak isteyip de bazen zamandan dolayı, taleplerden dolayı yapamadığımız işleri yapma fırsatı bulduk. Bizim için bir kârdı. Ama satışlara gelecek olursak %85-%90'lara varan bir gerileme oldu. Ve beklediğimiz online internet üzerinden satışlar ne yazık ki %1'lere, 2'lere kadar düştü. Peki otomotiv sektörünün geleceğinde dijitalleşmeyi nasıl görüyorsunuz? Bu süreçten sonra online satışlar veyahut da evinde otomobil almak istemek, evine test aracının gelmesini talep edenler gibi böyle farklı süreçler olur mu? Otomotiv satışında teknik olarak yeni değişiklikler olur mu? Burcu Hanım, çoğu belli bir kısmın beklediği, istediği diğer Amazon veya buna benzer şirketlerde olduğu gibi otomobili de bu kategoriye sokmak istiyorlar. Ama takdir edersiniz ki siz kanında otomobil dolaşan bir bayan olduğunuz için öyle diyorum. İster istemez otomobil almak isteyen insanlar eliyle tutup içine oturup o havayı teneffüs etmek, test driving yapmak, birebir o otomobil ile sevişmek istiyorlar. Bunu sadece online sistemiyle sanki internetten bir tişört ısmarlıyormuş, ayakkabı ısmarlıyormuş gibi ne yazık ki bu mümkün değil. Tabii yeni jenerasyonda belli bir kısım ucuz neredeyse oradan otomobilini alıyor internet yolundan. Ama almadan önce gene en yakındaki bir bayiye gidiyor. Bu demin saydığım her şeyi orada gerçekleştiriyor. Burada tabii bayilere çok büyük işler düşüyor, ödevler düşüyor. O müşteri oraya bir kere gelmişken ya onu orada kazanıp otomobili satmak var ya da sadece test driving yapıp kataloğu eline verip internetten ucuz bir bayiden araba almasını sağlamak var. Burada eskisi gibi artık böyle arabayı showroom'a koyup da yanında dimdik durup al kardeşim alırsan al yok. İnsanların fleksibil olmaları lazım. Ve müşterinin arz ve taleplerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve en önemlisi de artık internet çıktıktan sonra takdir edersiniz, gizlilik diye bir şey kalmadı. Küçük bajlarla, rekabetlerle beraber piyasada sizin de aynı şartları sunmanız gerekiyor. Yoksa neden sizden al? Toparlayacak olursak, burada otomobil sadece internet, online üzerinden satışları maksimum %5-%8 civarında Almanya'da gerçekleşiyor. Geri kalan kısmı %90'dan fazlası birebir, göze göz, face to face satış gerçekleşiyor.
Peki Tesla'nın aldığı mesela internet üzerinden siparişleri ve biraz daha farklı bir yaklaşımı var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bunun gibi başka markaların ön plana çıkacağı, belki çok yakın gelecekte olmasa bile 5 yıl sonra, 10 yıl sonra beklemediğimiz, sizin düşündüğünüz ve anlattığınız düzenin dışında internetten siparişlerle merak uyandırıp satılan araçlar olabilir mi? Mutlaka Tesla bugün internetten araba satmak zorunda. Çünkü Tesla'nın fazla showroom'ları yok Almanya'da. Tesla'nın bu arada da en büyük problemi de after sales. Ne yazık ki o da yok fazla. Çünkü Tesla'yı alan kitle şu anda Almanya'dan spesifik bahsediyorum. Çok küçük bir kitle. Onların başka şansları yok. Çünkü bugün Frankfurt Almanya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Frankfurt'a gittiğiniz zaman Frankfurt'un şehir merkezinde normal butiklerin, restoranların olduğu yerde yaklaşık 100 metrekare bir showroom'da bir araba duruyor. Oradan nasıl araba alsın, nasıl halletsin? Bu imkansız. Tesla'nın başka bir fırsatı olmadığı için bu yönteme başvuruyor. Ve Tesla alan insanlar da zaten spesifik o arabadan başkasını istemediği için Tesla alıyorlar. Biz de internetten araba satıyoruz. Fakat takip ediyoruz. Daima müşterilerle kontaktayız. %99.9 otomobili kullanmış, kendisine tanıtılmış, detaylarını öğrenmiş, ondan sonra gitmiş internette nerede birkaç euro daha ucuzsa arabayı sipariş veriyor. İkinci elde ve sıfır araçlarda COVID-19 sonrası fiyatlar ne olacak? Bu da çok merak edilen konulardan bir tanesi. Öncelikle Türkiye için sormak istiyorum. Sonra Almanya için soracağım ve Avrupa geneli için soracağım. Türkiye'de tabii kurla da orantılı olarak artı talep birikmesi olabileceği için ve de arzda da sıkıntı olma ihtimali. Hepsi bir araya geldiğinde bir fiyat artışı olur mu beklentisi var aslında birçok kişinin kafasında. Almanya için de durum böyle mi ve Türkiye için bu beklenti sizce gerçekçi mi? Burcu Hanım, Türkiye'de ikinci el çok cazip olacak ve fiyatlar yükselecek. Neden yükselecek? Bugün siz de takip ediyorsunuzdur. Döviz kurlarına baktığımız zaman döviz yükseldi. Ne yazık ki Türkiye ithal ettiği otomobilleri döviz bazında ithal ettiği için mecbur döviz kuruna endeksli satmak zorunda. Ve bu pandemi sonucunda şu anda başladı. Biz de bundan nasibimizi aldık ve diğer markalarda da takip ediyoruz. Herkes nasibini alıyor. Otomobillerde fiyatlarında artmalar başladı. Çünkü fabrikalar bu kaybettikleri pandemideki zararları bir yerden çıkarmak zorundalar. Ve ikinci faktör de ben Türkiye'de böyle bir sistemin geleceğini umut ediyorum ama göremiyorum. Yeni otomobil satışlarında bir premi sistemin olacağını düşünemiyorum Türkiye'de. Şu anda mümkün değil diye düşünüyorum. Eğer olacak olursa o zaman ikinci el fiyatları düşecektir. Çünkü insanlar yeni otomobile daha çok bakacaklardır. Türkiye'de benim kendi görüşüm, toparlayacak olursam, ikinci el fiyatlarının yakında artacağını düşünüyorum fiyat olarak. Ve yeni otomobillerde eğer bir teşvik olmaz ise zorlanacaklarını düşünüyorum. Peki Almanya'daki otomobil fiyatlarında bir artış bekliyor musunuz? Yeni otomobil fiyatlarında hepsinde yaklaşık 1000 euro 600 euro arasında her markada fiyat artışı belirlendi 1 Mayıs'tan itibaren. Ve bizim beklediğimiz ve tahmin ediyorum en geç bu hafta sonu gelecek hafta yürürlüğe girecek bir karar var. O da premi olayı. Biz bunu 2009'da da yaşamıştık. Büyük finans krizinde de. Eski otomobillerini takasa veren müşterilere arabanın modeline ve doğa korumuna endeksli 1000 ile 6000 euro premi ödenecek. Premi ödendiği zaman o eski takasa alınan otomobiller piyasada çok değer kaybedecekler. Almanya'da
ikinci el otomobil fiyatları düşecek. Yeni otomobiller daha cazip hale gelecek. Amaç da bu zaten. Almanya'da bu denli büyük yatırımlar yaptıktan sonra öncesinde de bir Türkiye'de aslında distribütörlük deneyiminiz var. Tekrar Türkiye'de otomotiv sektörüyle ilgili bir şey yapmayı düşündünüz mü? Bir fiil kendim yapmayı düşünmüyorum. Fakat bu işi yapan ve yapmak isteyen insanlara da yardımcı olmayı seve seve yapmayı düşünüyorum, evet. Çünkü otomobilden çıkamazsınız. Bir kere otomobilciyseniz hayat boyu otomobilcisinizdir. Fakat kendim bir fiil tekrar otomobil yapmayı düşünmüyorum. Daha çok ülkemi çok seviyorum. Güneyi çok seviyorum. Her tarafını seviyorum. Daha çok bundan sonra da bu kadar emeğin karşılığını yaşamak istiyorum. Aslında sona doğru yaklaşıyoruz. Süremiz azalıyor ama yerli otomobille ilgili de size sormak istediklerim var. Arkamda bulunduğum mekanda da bu arada arkamda bir Anadolu STC var. Otosan tarafından üretilen. Solda evet. Görünemiyor şu an ama bir tane böcek var. Yeşil olarak görüyorsanız eğer izleyicilerimize de aktaralım. Rahmetli Eralp Noyan'ın elinin değdiği, tasarladığı otomobiller. Ama sonrasında maalesef devam edememiş. Aslında neden devam edememiş? Çok tabii irdelenmesi gereken konular arasında ama madem böyle bir mekandayken şimdi de günümüzde tekrar bir yerli otomobil gündemde ve onunla ilgili haber akışları geliyor. Tekrardan ne zaman üretime geçeceğiyle ilgili, fabrikanın açılış tarihiyle ilgili, fabrikaya yapılacak olan yatırımlarla ilgili. Sizce COVID-19'dan bu süreç etkilenecek mi? Ve Türkiye'nin otomobilinin dünya çapında bir satış adedine sahip olabilmesi için neler yapılabilir? Bu anlamda gerçekçi bir tablo görüyor musunuz şu anda? Burcu Hanım, Türkiye otomobil, yerli otomobilinin duyulmaya başladığında inanın ki en çok sevinen insanlardan birisi bendim. Çünkü ben Almanya'ya geldiğim senelerde arabalarını tamir ettiğim Almanlar bana sorarlardı. Ya ne güzel yapıyorsun. Türkiye'de otomobil var mı derlerdi bana. Ben de yok derdim. Bizde birkaç tane deve var. Alman turistler gelirse otomobili görüyorduk derdim. Ne diyeyim çünkü böyle bir saçma soruya. Tabii ister istemez vatanını seven, orada doğan, orada büyüyen birisi için ve yurt dışında otomobille uğraşan kişi ben olarak görüyorum. Kendi milli otomobilinin çıkması ve çok yakından takip ediyorum. High-tech dediğimiz gibi en son aksamlarla donatılmış olması beni çok mutlu ediyor. Ve ben bizim otomobilimizin eğer bu şartlardaki neden olmasın devam edeceğini, piyasaya çıktığında çok rağbet göreceğine inanıyorum. Ve bu pandemiden dolayı belki 3 ay 5 ay gecikme olur fakat o mutlaka çıkacaktır ve çıkmalıdır da. Fosil yakıtlı otomobiller Avrupa'da kan kaybediyor. Siz de az önce konuyu açtınız. Çevreci otomobillerin desteklenmesiyle ilgili ciddi bir süreç var. Sizce alternatif enerjili araçların tamamen dünyada belki de hakim olması, böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Elektrikli otomobillerin şu anda olan yüzdelerden çok daha yukarılara gelmesi hem dünya genelinde hem de sizce Türkiye anlamında ne kadarlık bir süreç içinde olur? Burcu Hanım, çok hassas bir konu. Bugün Avrupa Birliği ve Almanya spesifik, Almanya'da 1 milyondan fazla elektrikli otomobilin olmasını planlıyorlar. Gelecek 6-8 sene içerisinde. Bu imkansız. Nasıl imkansız? Çünkü bugün Almanya'nın altyapısına, infrastrukturuna bakacak olursanız 1 milyon değil, 500 bin otomobil akşam evinde otomobilini şarj etmek için prize taktığı zaman fişi, Almanya'nın elektrik sistemi çöker. Onun için mutlaka elektrik gelecek, geliyor da. Ve ne yazık ki hidrojen tamamıyla programdan kalktı biliyorsunuzdur. Ki çok yanlış bir karar bence. Çünkü bugün eğer konudan konuya atlıyorum ama bunu söylemek zorundayım. Çünkü içim yanıyor. Ben üniversite zamanlarında dayken hidrojen otomobillere ilgi vardı. Biz bunun üzerinde bir sürü çalışmalar yaptık. Eğer bugün hidrojenle çalışacak motorlar piyasaya çıkmış olsaydı,
bugünkü şu andaki halihazırdaki benzin istasyonları küçük bir yatırımla hidrojen sistemini dönüştürebilirdi. Düşünebiliyor musunuz? Bu program tamamıyla programdan kalktı ve tamamıyla elektriğe dönüldü. Elektrikli otomobil mutlaka çok doğacı, çok temiz bir otomobil. Fakat ne altyapısı var, ne yan sanayisi var, ne de evlerde buna şarj edebilecek sistem var. Onun için benim düşüncem 1930'dan önce istenilen otomobil, elektrikli otomobil tam olarak piyasaya hakim olamaz. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Evet, Doktor Necdet Bayram'a çok teşekkür ediyoruz. Hem Avrupa hem Almanya otomotiv sektörü gündemini bize aktardığı için, hidrojenli otomobille ilgili olarak aktardığı son değerli fikirlerle belki bir başka programda daha detaylı incelenebilir. Vakti zamanında elektrikli otomobiller de aslında tamamen rafa kaldırılmıştı ama şimdi son derece gündemdeler. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Haftaya çarşamba günü saat 15.00'da bir başka Araba Sevdası programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.